Baştan alın bir dakika. Baştan al, yayın. Evet değerli spor severler, zorlu bir akşamdan sizlerle birlikteyiz. Çeyrek finalin ikinci karşılaşmasında bir tarafta Balıbancık, diğer tarafta ise Balıklı temsilcilerimizle birlikte sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi öncelikle Balıklı ve Balıbancık takımlarını şöyle bir kucaklaşsınlar, öpüşsünler centilmenlik adına. Çok da uzatmayalım sporcularla ilgili. Önce Balıbancık takım temsilcisinden duygularını alalım. Şimdi bu sezon olan bu turnuvadan biz memnunuz genel olarak. Bunun her sene devam etmesini istiyoruz. Çünkü bütün köylerin birleştirmesi adına bu önemli bir turnuva. Bu sene çok daha farklı oldu. Çünkü Ramazan'dan dolayısıyla. Katılım yoğun. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Çeyrek finalde de başarılı olmak istiyoruz. En önemli şey centilmenlik adına, arkadaşıma da buradan söylüyorum. Şimdi içeri gireceğiz. Heyecan olabilir ama centilmenlik adına elinden geleni yapsın, ben yapacağım. Önemli olan burada sağlık, eğlenmek. Yenmek var, yenilmek var. Aynen öyle. O yüzden onlara da başarılar diliyorum. Hak eden kazansın. Evet, seni yolcu etmeden önce hemen balık cephesine bir kez daha döndük. Sen neler söyleyeceksin zorlu maçla ilgili ve rakibinin önemli görüşleriyle ilgili? Balıbancık takımlarına ve kaptanlarına başarılar diliyorum. Biz bu turnuvaya hazırlandık, geldik. Kameraya bakarak konuşalım. Kupayı istiyoruz, almayı hedefliyoruz. Ama ondan önce arkadaşımın da dediği gibi önemli olan sağlık, spor, centilmenlik içerisinde olması. İnşallah öyle de olur. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Dostluk adına bir sarılalım o zaman, şöyle bir öpüşelim. Evet. Öpüşe öpüşe bir hayli olduk bugün. Centilmenlik adına ve Mustafa'yı davet ediyorum hemen. Evet, teşekkür ederim. Sessiz hazırlanın, hemen maç başlıyor. Mustafa, canlı yayındayız. Hoş geldin. Hızlıca görüşlerini alalım. Az önceki görüşümüz olmadı. Canlı yayından çıkmıştık bir anda. Şimdi neler söyleyeceksin? Ve Ahmet de gelecek. Mesut, Ahmet'i de ayarla. Ya, gençlik kaynaşması bu turnuvalar. Yani ilgilenenlerin hepsine teşekkür ederiz. Hani burada bir şey, yenmek de var, yenilmek de var. Evet, Balıklı temsilcisi Ahmet de koşarak geldi şimdi yanımıza. Koşarak geldi. Bizim burada gençlerin kaynaşması, amacımız bu. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Balıklı temsilcisi, Balıbancık rakibiniz, zorlu maç dinler söyleyeceksin. İyi akşamlar. Öncelikle kameraya bakarak konuşalım. Şöyle biraz yakın gel beraber. Öncelikle başta Çekirce köy halkına, Mesut'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a, Mudanya Belediye Başkanımıza ve sizlere, Erdinçli Erya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvanın devamını bekliyoruz. Ramazan'da güzel bir müsabaka oldu, kardeşlik oldu. İnşallah devamı gelir. Başarılar diliyorum. Evet, o zaman sarılalım. Teknik kadro olarak şöyle bir sarılalım birbirimize. Evet, komşu köyler. Dostluk adına, kardeşlik adına çeyrek finalde bir tarafta Balıbancık, diğer tarafta Büyük Balıklı. İnşallah hak eden kazansın ama önce bayram adına, dostluk adına, kardeşlik kazansın diyoruz. İnşallah güzel bir maç olacak. Teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum. Evet, sizleri yolcu ediyoruz ve şimdi zorlu maç başlıyor değerli spor severler. Canlı yayınımız devam ediyor. Sen çayını bekliyorsun. Büyük balıklar. Verme. Sen kulaklık tak, beni de dinle oradan. Evet değerli spor severler, canlı yayınımız devam ediyor. Bir tarafta Büyük Balıklı, diğer tarafta Balıbancık. Aynı zamanda Balıbancık'ta gol kralı var, Eren Temiz. 25 golle gol krallığında çok önde. Şimdi karşılaşmada müsabakanın hakemi Fatih Yabaş tüm takımı, kadroları çağırıyor. Zorlu maç başlıyor. Evet, lacivert beyaz formasıyla Balıbancık takımı, mor menekşeler de Büyük Balıklı takımı değerli spor severler. Zorlu maçta bakalım. Yarı finalde kim karşı karşıya gelecek? Hep birlikte izliyoruz. Değerli spor severler.
Evet, ben burada kısacık da maç öncesi bir yorum almak istiyorum. Sevgili Ali Tedik, nasıl gördün ilk karşılaşmayı Çaylı İfane karşısında? Hocam, centilmence bir maç oldu. Yani hak eden kazandı diyelim. Bazı pozisyonları Çaylı kaçırdı. Yoksa atsaydı onların hakkıydı. Onlar kazanabilirlerdi maçı. Başarılar diliyoruz. Yani geçmiş olsun Çaylı. Çaylı temsilcisine dönelim. Serkan Akmaz, disiplin kurulu üyemiz, senle söyleyeceksin. Üzgün tabii şimdi. Tabii ki üzgünüz. Güzel maçtı. İki tarafı da gitti geldi maç. İkinci golü bulan kazanacağı belliydi. Onlar attılar, onlar buldular ikinci golü. Onlar kazandılar. Bizim net iki tane arkası arkası olan pozisyondan bir tanesi gol olmuş olsa, biri direkten döndü. Biri yani kale önünde nasıl yani oldu? Yani burada tabiri caizse atamayana atarlar mı oldu? Aynen öyle. Ben de öyle dedim dışarıda. Evet, oyuna özellikle ikinci yarıda giren 9 numaralı isim maçın sonucunu belirleyen isim oldu değerli spor severler. Bu arada bir tarafta Balabancık, diğer tarafta Büyük Balıklı takımları şimdi karşılaşma için müsabakanın hakemi Fatih Yabaş'ın yanında. Kıymetli spor severler, takım kadrolarını da sizlere hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Evet, şu anda yayındayız değerli spor severler. Büyük Balıklı, Hüseyin Şahin kalede, İsmail Öztürk, İsmail Gagaş, Turgay Aydın, Mert Uymak, Samet Aydın ve Oktay Bayram yedilisiyle sahada. Yedeklerde Hüseyin Ali Şimşek ve Okan Öz. Teknik kadroda Ahmet Uşak değerli spor severler. Büyük Balıklı takımında mor menekşilerde diyelim. Hemen rakibi için bir pencere açalım. Balabancık takımında ise Doğukan Akyüz, 61 numarasıyla Miraç Aydın, 10 numara 77'de Arda Balcı, 8 numara Eren Temiz, 25 golle gol krallığında çok önemli bir isim Umut Keskin, 5 numara Yiğit Yılmaz, 1 numarada kaleci ve 4 numara Murat Akyüz değerli spor severler. Teknik direktör de Mustafa Kaydı, aynı zamanda yedekler arasında kendini yer bulmuş. Uğurcan Akyüz, Enes Ceylan, Mustafa Kaydı, Faruk Şahin ve Şenol Akyüz kadrosuyla şu anda Balabancık ve Büyük Balıklı karşılaşmasında ilk dakikalar oynanıyor değerli spor severler. İki takıma da öncelikle başarılar diliyoruz. Kıymetli spor severler, ekranları yeni açan spor severler için bir kez daha anons etmek gerekirse, Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla canlı yayındayız. Ve az önce biten karşılaşmada Çaylı 2-1 mağlup oldu İrfane Yıldızspor'a ve ilk yarı final vizesini alan İrfane Yıldızspor oldu. Öncelikle yenen takımı, yarı finale çıkan takımı ve daha sonrasında elenen, veda eden takımlarımızı ayrı ayrı kutluyoruz. Öncelikle Çekrice Köyler Ligi kapsamında katılan takımlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Çekrice muhtarımız Sayın Mehmet Aktürk, belediye başkanlarımıza destek ve katlarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmiyoruz. Zorlu maçta karşılıklı ataklarla geçti dakikalar değerli spor severler. Şimdi top Balabancık'ta. Evet, derin bir top, Eren topla buluşuyor. Sol tarafta uzaktan bir şut, ağza. Evet, temas var burada. Korner atışında. Şimdi topun başında Eren, müthiş bir şut. Ancak top dışarı çıkıyor değerli spor severler. Evet, 3 bilgin zeytin ayıklama makinaları destek ve katkılarıyla canlı yayındayız değerli spor severler. Teknik servis, makine imalat, satış ve satış sonrası servis hizmetleriyle İzlik'te bulunan merkeziyle Bursa ve genelinde, ilçelerinde ve köylerinde sizin için bir telefon kadar yakın. İş ortaklarından Can Türk Bilgin, aynı zamanda hakem kadromuzda destekçimiz, arkadaşımız, sponsorumuz. Değerli spor severler, katlarıyla canlı yayındayız Bursa'da medya. Şu anda Balabancık 0, Büyük Balıklı 0. Karşılaşmada henüz gol sesi çıkmadı. Sevgili sponsorumuz da yanımızda, Can Türk Bilgin, organizasyona destek ve katlarıyla bizlerle birlikte. Bakalım neler söyleyecek. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle çok güzel bir turnuva olmakta. İki takım da gayet güzel oynuyorlar. Sağlık anlamında sıkıntı olmayan bir turnuva. Centilmene aykırı olmayan pozisyonlar yok. O konuda çok iyi. Önceliğimiz tabii, buradaki o turnuvanın önceliği sağlıkla ilgili sıkıntı olmadan heyecanlı bir netice elde etmeleri bütün takım oyuncularının. Onun dışında olabildiğince de
destek olmaya çalışıyoruz. Spor anlamında olsun, diğer ticari faaliyet anlamında olsun, maddi anlamında olsun, olabildiğince spor severlerin her zaman yanında olacağız. Evet, sporun ve sporcunun yanında 3 bilgin, zeytin ayıklama makineleri, imalat ve satış sonrası hizmetleriyle sizlerle birlikte şimdi de duygularını öğrendik. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan 3 bilgin makineye biz de teşekkürlerimizi borç bilir dediğimiz anda Eren Temiz Balabancık'ta uzaktan bir şutta kaleciyi avlıyor. Büyük Balıklı 1-0 geriye düşüyor değerli sporseverler. Dakikalarımız 4. 4. dakikada Eren Temiz'in 26. golü geliyor. Organizasyonda 1-0 geriye düşüyor Büyük Balıklı. Bakalım ilerleyen dakikalarda maç nasıl seyir alacak? Şimdi 1-0 öne geçiyor Balabancık değerli sporseverler. Ben de buradan hızlıca geçiyorum içeri doğru. Burada disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz destek ve katkılarından dolayı. Evet değerli sporseverler, karşılaşmada Balabancık 1-0 öne geçiyor 4. dakikada Eren Temiz'in ayağından bulduğu golle. Ve şimdi heyecan durukta. Çeyrek finalin ikinci maçı bugün 21 Nisan 2022 günlerden Perşembe, heyecan durukta. Bu akşam ve yarın akşam çeyrek final karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek takımlar A1-B4 karşılaşmasında İrfaniye Yıldızspor, Çaylıspor karşı karşıya geldi. Ve karşılaşmada Çaylıspor 2-1 mağlup olarak veda eden takım olurken İrfaniye Yıldızspor yarı final vizesi alan takım oluyor değerli sporseverler. Ve şimdi izlemekte olduğunuz karşılaşmada lacivert formasıyla Balabancık takımı ve onun rakibi olan Büyük Balıklı takımı da mor menekşeler diyebiliriz. Pembemsi bir formasıyla sahada gol ve goller arıyor. Yüksek bir orta geliyor. Mert'e gelmedi top. Şimdi karşı atak başlıyor değerli sporseverler. Arka tarafta topla buluşamıyor Umut. Şimdi Büyük Balıklı kademede Oktay. Mert'in ortasında kademeye çarpıyor top. Taça çıkıyor. Ve şimdi kaptan Miraç. Balabancık yüksek bir orta geliyor. Avuta çıkan bir top izledik değerli sporseverler. Ve karşılaşmada 0-0 eşitlik devam ediyor. 6. dakikanın içerisindeyiz. Balabancık'ta Arda Balcı yüksek bir orta yaptı. Şimdi Miraç Aydın topu bırakıyor. Ben saydım. Uygun olduğu zaman kadroları da ekranlarınıza getireceğiz değerli sporseverler. Şimdi Büyük Balıklı uzaktan bir şut. Ancak top taça çıkıyor. Şimdi ekranlarımızda kadrolar değerli sporseverler. Büyük Balıklı takım kadrosu ekranlarımızda. Ve biraz sonra da Balabancık takım kadrosunu bir kez daha ekranlarımıza getireceğiz. Evet, Büyük Balıklı takım kadrosu bir kez daha ekranlarımıza geliyor. Hüseyin, İsmail, İsmail Gakaş, Tugay, Mert, Samet, Oktay yedisiyle Hüseyin ve Okan da yedekler arasında değerli sporseverler. Balabancık takımı Doğukan, Akyüz takım kaptanı Miraç Aydın, Arda, Eren, Umut, Yiğit, Murat yedilisiyle yedeklerde ise değerli sporseverler Mustafa Kaydı, Enes Ceylan, Faruk Şahin, Uğurcan Akyüz, Şenol Akyüz yedeklerde süre bekleyen Eren Temiz sol taraftan gidiyor. Müthiş bir sol ayak. Çağlayan Spor'dan izlediğimiz genç sporcu organizasyona damga vuruyor. 26. golüne ulaştı. Bu attığı golle değerli sporseverler. 1-0 Balabancık Büyük Balıklı karşısında 7. dakika içerisinde önde götürüyor karşılaşmayı. Yine yüksek bir orta geldi. Arda'nın kontrolünde top şimdi oyun alanı dışına çıkıyor. Çıkmadı dedi müsabaka hakemi.
Oktay'a yapılan hareket faul. Evet kaptan, evet çok centilmen. Balabancık'ta. Maç öncesi röportajlarımızda çok önemli mesajları oldu. İki takım kaptanını da ve temsilcilerini de tebrik ediyoruz öncelikle centilmence konuşmalarından dolayı. Şimdi müthiş bir şut ve Balıklı golü buluyor. 6 numaralı isim. Büyük Balıklı da bizde 6 numara Mert Uymak diyor ama 6 numara Tugay Aydın olabilir. 16 numara Samet Aydın golü atan isim. Samet Aydın değerli spor severler. 8. dakikada gol geliyor. Evet 1-1 oluyor. Büyük Balıklı 1, Balabancık 1. Eren Temiz'in bulduğu gol vardı. Kaleci yapılan hareket devam dedi müsabaka hakemi. Şimdi top yükseklik kazanınca avuta çıkıyor. Eren Temiz 1-0 öne geçirmişti. Ona cevap 8. dakikada Samet Aydın'dan geliyor. Değerli spor severler. Evet köylüler, taraftarlar, mahalleliler, tüm spor severler canlı yayınımızı yakından takip ediyor. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. Şimdi kademede Balabancık'ta Arda Balcı taça atıyor topu. Oktay topla şöyle bir fake attı ancak geçemedi. Geriye döndü. İsmail şimdi Eren Temiz sol çaprazdan. Şut denedi. İki takım sporcusu da yerde kaldı. Sert bir ses geldi orada. Umarız ciddi bir sakatlık yoktur. Değerli spor severler. Şimdi sağlık ekibi oyun alanına dahil ediliyor. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayındayız. Şimdi sakatlıktan dolayı bir kez daha kadroları ekrana getirelim. Üç bilgin makina, zeytin ayıklama makineleri, imalat, satış ve servis ortaklarından Can Türk Bilgin arkadaşımızın destek ve katkılarıyla canlı yayındayız değerli spor severler. Şu anda sakatlıktan kaynaklanan arada takım kadrolarını bir kez daha sizlere yansıtıyoruz. Güzel bir ambiyansta sizlerle birlikteyiz değerli spor severler. Müthiş bir ambiyansta bir bir eşitlik devam ediyor. Dakikalarımız 10 dakika geride kaldı. Şimdi avut atışıyla oyun yeniden başlıyor. Evet organizasyonda Çaylı temsilcimiz Serkan Akmaz, Bacala temsilcimiz Ali Titik ve Çekrice temsilcimiz İbrahim. Aynı zamanda Furkan kardeşimize, Mesut Sağlık kardeşimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle en büyük teşekkürü de muhtarımız Mehmet Aktürk'e değerli spor severler. Eren uzaktan şutu ve gol. Golün adı Eren. 27. gole ulaşıyor. Eren değerli spor severler. 2-1 öne geçiyor. Eren Temiz'in 11. dakikada attığı golle. Balabancık. Eren Temiz ile bir kez daha öne geçiyor. 2-1 Balabancık 11. dakikada öne geçen takım oluyor değerli spor severler. Öncelikle zaman zaman final eşleşmelerini de ekranlarınıza getireceğiz fotoğrafı ve oradan üzerine konuşacağız değerli spor severler. Yüksek bir orta Mustafa harika bir aşırtma. Mustafa Oktay Bayram müthiş bir aşırtma ve Asfaltla top. Asfaltla dışarı çıkıyor. Şimdi korner atışında Mert. Mert Uymak golcü isim Büyük Balıklı'da. Yüksek orta arkada Eren Temiz. Miraç Aydın. Doğukan Akyüz. Eren Temiz taç atışı taş bölgesinde. Evet. Teknik kurmaylarımız Ali Tetik, Serkan Akmaz, Can Türk Bilgin
Mesut Sağlık ve Furkan arkadaşımız da zaman zaman teknik müdahale dokunuşlar yapıyor. Şimdi İrfaniye, şimdi özür dilerim. Büyük balık topu kapıyor. Mert içeri çevirdi. Oktay, Oktay Bayram birinci kontrolü dönerse, şut atarsa tehlikeli olabilir. 2'ye 1 düşünüyor ancak. Kademe başarılı Eren Temiz. Topu almaya çalışırken yerde kalıyor. Doğukan Akyüz topu çaldı. Uzaktan şutu kaleciyi. Kaleci Hüseyin. Eren Temiz yerde kalıyor. Ayağına bir darbe var. Müsabakanın hakemi oyunu durdurdu. Evet değerli spor severler, ekranları yeni açan değerli spor severlerimize bir kez daha selamlarımızı iletelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Mübarek Ramazanınız hayırlı olsun inşallah Kadir gecelerine ve bayramlara erişmek dileğiyle. Bildiğimiz gibi final günümüz Kadir gecesinden sonra 28'inde saat 21.30 ve 22.30'da başlayacak olan zorlu maçlarla final ve üçüncülük karşılaşmaları sizlerle birlikte değerli spor severler. Ve özellikle sağlık müdahalesi yapıldı. Müsabaka hakemi Büyük Balıklı'da olan topu tekrar hakem atışıyla Büyük Balıklı'ya veriyor. Ve şimdi Oktay yine yakın bir pas düşündü ancak orada kaptan Murat Akyüz korner atışında, evet tekrar avuta çıkıyor top değerli spor severler. Orada bir an sakatlık geçiyor. Oktay topu alıyor Büyük Balıklı'da. Mert Uymak şöyle bir etrafına döndü. Zorlu karşılaşma 2-1 Balabancı'nın üstünlüğüyle gidiyor değerli spor severler. Yarı final vizesini alan İrfaniye Yıldız Spor oluyor. 2-1 galibiyetiyle bitti değerli spor severler. Şimdi günün ikinci maçı oynanıyor. Günün ikinci maçında Balabancı 2-1 önde Büyük Balıklı karşısında. Batuhan şimdi arkadaşı Eren'i topla buluşturdu ve yerde kalıyor Eren. Kalk dedi müsabakanın hakemi. Furkan. Evet karşılaşma 2-1 Balabancık üstünlüğüyle devam ediyor. Ve müthiş bir atak yine Eren. Eren. Eren değil bu sefer. Değerli spor sefer Umut Keskin'in atağında top avuta çıkıyor. Evet şimdi kaleci Hüseyin Şahin. Hüseyin Şahin'in yüksek bir ortasını Oktay bekliyor kademede. Dediğim gibi de Oktay'a geliyor. Oktay'a yapılan hareket Arda Balcı'dan faul oluyor. Kaptan Murat. Kaptan Murat hemen özür diliyor Oktay'dan. Ve baraj hazırlanıyor şu anda değerli spor severler. Evet Furkan. Karşılaşmada 2-1 Balabancık. Karşılaşma önde götürüyor. Kaleyi cepheden gören Balabancık için tehlikeli bir bölge. Balıklı için gol şansı Oktay'ın vurduğu şut. Barajdan taçı çıkıyor değerli spor severler. Mert paylaşı Oktay'la, Oktay'a yapılan hareket devam dedi. Miraç Aydın uzaktan şutu kaleci Hüseyin'de kalıyor. Arda yine pozisyona çok hakim. Hava toplarında çok etkili. Murat kaptan topu önünde kalıyor. Şut denemesi kaleci Hüseyin'e çok rahat. Kolay bir top oluyor değerli spor severler. Yatarak bir müdahale geliyor. Miraç'tan taç atışıyla Büyük Balıklı şimdi. Yüksek bir orta.
Ancak vuramıyor Samet. Golün ismi Samet. 1-1'e getirmişti skoru. Şimdi avut atışıyla oyun yeniden başladı. Attın mı buraya? Ve uzaktan bir şut, gol geliyor. Yine golün adı Eren Temiz. Eren Temiz 3-1'e getiriyor golü. Dakikalar 18. Eren Temiz aynı zamanda süper amatör küme temsilcilerinden, C grubunda Çağlayan Spor'un futbolcusu. Çok başarılı bir isim. Çok istikrarlı. Çok ilgili değerli spor severler. Ve golcü bir isim. Aynı zamanda canlı yayınlarımızı paylaşıyoruz değerli spor severler. Sizler de paylaşın, çok kişiye ulaşsın. Arda Balcı yerde kaldı. Hava topunda. Şimdi tekrar karşılaşma için müsabakanın hakemi durdurdu oyunu. Ve sağlık ekipleri oyun alanına dahil oluyor. Şimdi değerli spor severler. Evet, bu arada biz de çaylar gelmişken 3 bilgin makinanın zeytin ayıklama makina imalat ve satış sonrası serviste teknik destekte İznik noktasından bütün Bursa ve ilçelerine, köylerine ve kasabalarına ulaşan servis ağı ile Cantürk Bilgin hizmetinizde değerli spor severler. Şimdi Arda Balcı ayağa kalkıyor ve oyuna devam edebiliyor. Taç atışıyla oyun yeniden başlayacak değerli spor severler. Ve oyun yeniden başladı. Furkan, biraz daha zoom girelim pozisyonlara. Evet, yüksek bir orta, avuta çıkıyor. Evet, uzaktan bir şut, yine Eren Temiz. Eren Temiz'in şutunda kaleden dönüyor. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla Mert Uymak şimdi sol taraftan Büyük Balıklı adına atak geliştirmek istiyor, ancak 3 kişi birden Balabancık'ta baskı var. Orada Eren Temiz şimdi karşılaşmayı hızlandırıyor. Sol tarafta kademe başarılı. Evet, kaptan Murat şimdi kademede Arda ile paslaşıyor. Riskli bir paslaşma oldu. Balabancık 3-1 önde götürüyor karşılaşmayı. Bursa'da medya farkı ve katkılarıyla canlı yayındayız. Özellikle Instagram hesabımız hain emeller tarafından saldırıya uğradı. Siber suçlara gerekli başvurular yapıldı. Ve Bursa'da medya yeni Instagram hesabımızı aktif ettik. Patenti bizde olduğu için yeni bir açılış yaptık. O yüzden Instagram hesabımızdan Bursa'da Medya'yı, YouTube kanalımızdan Bursa'da Medya'yı takip etmenizi, beğenip yayınlarımızı paylaşmanızı sizlerden rica ediyoruz değerli spor severler. Büyük Balıklı 1, Balabancık 3. Karşılaşmada 3-1 önde götürüyor Balabancık. Bu karşılaşmada galip gelen takım heyecan durukta değerli spor severler. Korner oluyor şimdi. Karşılaşmada Büyük Balıklı 3-1 geride. Şimdi geride bir tehlike. Eren'in baskısı var. Eren müthiş bir pas atıyor arkadaşına. Doğukan. Doğukan'dan önce Hüseyin.
Doğukan'dan önce Hüseyin. Evet, ellerini kullanınca faul oluyor. Oktay topun başında Büyük Balıklı'da. Oktay topun başında 3 kişilik Balabancık barajı var. Baraj 1 metre yaklaşabilir. Evet, baraja yapılan hareketi faul olarak değerlendirmedi müsabakan hakemi. Aslında faul olması lazımdı diyelim. Murat'ın Oktay'la top mücadelesinde Murat kazanıyor. Eren Temiz sol ayağını alıyor ancak yakın bir baskı var orada. Samet topu kapıyor. Hızlı bir pozisyon. Samet yerde kalan arkadaşını centilmence kaldırıyor. Büyük Balıklı sporcusu centilmence bir müdahale yapıyor. Evet, yerde kalan isim Doğukan. Doğukan Akyüz. Şimdi iyi. Evet, centilmence tokalaşıyorlar. Samet ve Doğukan'a teşekkür ediyoruz. Centilmence güzel örneklerinden dolayı canlı yayınlarımızda hep görmek istediğimiz güzel örnekler. Tabii ki maçın sonunda da yensen de yenisen de centilmenliği elden bırakmadan rakibini tebrik etmek en güzeli değerli spor severler. Bu arada müsabaka hakemine çarpan top ve tekrar hakem atışıyla Balabancı'ya teslim ediliyor. Eren Temiz uzaktan şutu az farkla dışarı çıkıyor. Az farkla dışarı çıkıyor değerli spor severler. Temas olduğu için Murat topun başında kornerde. Şimdi Balabancık atağını izliyoruz. Mert sol taraftan içeri giriyor. Yükseltilen bir top. Evet, korner oluyor. Oktay mı? Mert mi? Mert kornerde topun başına geçiyor. Değerli spor severler. Kaptan Miraç. Balabancık'ta Miraç Aydın. Eren Temiz'e baskı var. Eren'in önünde kalmadı. Topuk pası Doğukan'a. Eren Temiz'in karşılaşmada 4. golü değerli spor severler. 25. dakikada geliyor. Ve karşılaşma tekrar başladı. 4-1 üstünlüğe ulaşıyor. Balabancık Büyük Balıklı karşısında değerli spor severler. Eren Temiz 4. golüne ulaşıyor. Maçın başında 25 gol atan Eren 25 golün sonrasında attığı 4 gole 29 gole ulaşmış oluyor değerli spor severler. Eren Temiz 25. dakikada bir kez daha Büyük Balıklı ağlarına topu, füzeyi gönderiyor. Ve karşılaşmada Arda Balcı mı, kaleci mi? Arda Balcı'ya sarı kart geliyor. 3 numara Arda Balcı karşılaşmada ilk sarı kartı gören isim oluyor Balabancık'ta. 26. dakikada sarı kart gören isim Arda Balcı. Balabancık takımından yüksek bir orta Oktay'a gelmedi. Kademede Murat. Eren Temiz sol ayağına alırsa tehlikeli. Rakibi de biliyor sol ayağını kapatma. Perdelemeci uzaktan bir şut. Az farkla dışarı çıkıyor. Out. Kaleci Hüseyin bir anda Eren Temiz korner beklentisiyle sağ içerisine bir hareket yaptı ancak pozisyonda Hüseyin de temas etmediğini beden diliyle ifade etti. Ekranlarınıza yansıdı değerli spor severler. 4-1 karşılaşmada önde götürüyor müsabakayı Balabancık Büyük Balıklı karşısında. Evet, organizasyonumuzun canlı yayınlanmasında destek ve katkılarıyla 3 bilgin Eren Temiz'i şık bir golü geliyor. Eren Temiz 5 gole imza atıyor. 5-1 öne geçiyor Balabancık. Eren Temiz'in ardı ardına attığı gollerle Büyük Balıklı adeta şoka uğruyor değerli spor severler. Karşılaşmada 5-1 üstünlük var. Ve uzatma dakikalarına ilave süre şimdi maçın yardımcı hakemleri tarafından geliyor ve 1 dakika ilave geliyor değerli spor severler. 1 dakika ilave. Kalan 1 dakikada bakalım ne olacak?
Değerli spor severler, Arda Balcı az önce sarı kart görmüştü. Şimdi karşılaşmada 5-1 üstünlük sağladı. Yine her top Eren'e gidiyor. Doğru bir adres Eren. Golcü bir isim Eren Temiz. Skorer isim Eren Temiz. Balabancık adına organizasyonda katkı ve destekleriyle fark yaratan bir isim, bir sporcu kardeşimiz. Yaşı da çok genç, daha 17-18 yaşında. Genç bir delikanlı. Balabancık kaptanı. Evet. Miraç Aydın yaptı hareket. Faul. Samet Aydın bir anda sinirleniyor değerli spor severler. Evet, Miraç'ı uyarıyor müsabakanın hakemi. Şimdi serbest atış başladı. Balabancık Murat ile tekrar atak tazeliyor. Kademede başarılı isim. Büyük Balıklı'da Mert Uymak. Ve ilk devrenin sonu geliyor değerli spor severler. İlk devre sonunda Eren Temiz'in 5 golüyle 5-1 öne geçiyor. Büyük Balıklı karşısında ve ilk devre sonu son buluyor şimdilik değerli spor severler. Bizi izlemeye devam edin. Sporla kalın, hoşça kalın. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. 5 dakikalık kısa bir ara.